Hemen Sivas Spor'a geçeceğiz bir yaklaşık 5 dakika içerisinde Sivas Spor'un hangi gelişmeler var? Yedi dolarda hangi futbolcuları transfer etmeyi düşünüyor? Kimler ayrılıyor? Onlara bakacağız. Değerli izleyiciler, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Avrupa Konfederasyon Ligi için alternatifli bir kadro kurmayı hedefliyor Sivas Spor. Transfer etmeye çalıştığı, düşündüğü futbolcuların listesi basına da yansıdı. Bunlardan bir tanesi Başakşehir Spor'dan. Evet Başakşehir Spor'un Norveçli futbolcusu Gulbratsen 37 maçta 11 gol atmıştı. Önemli bir oyuncu Rıza Çalınbay o, bu futbolcu kadrosunda görmek istiyor değerli izleyiciler. Yine Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'da forma giyen Andrea Sosa Portekizli orta saha oyuncusu. O da 30 yaşında ve bonservisi elinde bu futbolcunun. 27 maçta bir gol, iki asist yapmış bir ön libero, e, bu Gaziantep FK'da kendini gösteren bu futbolcuyu Rıza Çalınbay önümüzdeki sezon Sivasspora transfer etmek istiyor. E, dışarıdan da transferler var. E, mesela Lokomotiv Moskova takımının yıldız oyuncusu Eder, e, bu oyuncuyu Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde de istemişti Rıza Çalınbay. Önemli bir futbolcu ve e, bu yıldız ismi Sivasspor önümüzdeki sezon için kadrosunu almaya çalışıyor. Konuşulan bir diğer isim de Marsilya formasından tanıdığımız Oliver Natkam. Kamerun asıllı ve Fransız bir vatandaşı olan bir futbolcu. İskoçya'nın Celtic takımıyla bir yıl daha kontratı var bu futbolcunun. Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 29 maç bir, 29 maçta bir gol ve iki asiste kiralık olarak forma giymişti. 1 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında satabiliriz demiş Celtic ancak Yunan ekibi AYK'da bu futbolcunun peşinde henüz 25 yaşında olan bu Oliver Natkam eğer transfer edilirse Sivas Spor'a önemli katkı sağlayabilecek bir oyuncu değerli izleyiciler yine geçtiğimiz sezon Sivas Spor'da kiralık oynayan Beşiktaşlı Tyler Boyd'la ilgili gelişmeler var Sergen Yalçın bu futbolcuyu kadrosunda istemediğini belirtmiş ve ve Sivas Spor bu sezon geçen sezon kadrosunda kiralık olarak oynattığı bu oyuncuyu artık bon servisiyle almak istiyor. E, ayrılıklar da var Sivas Spor kadrosunda e, işte e, Ninga e, çatlı sol açık e, hoca bu futbolcuyu yetersiz buldu ve sözleşmesi de bitti zaten gönderiliyor. E, Robin Yalçın da daha önceki programımızda da değinmiştik ailevi sebeplerden dolayı Almanya'da top koşturmak istediğini belirtti ve e, artık o da takımdan ayrılacak. Sivas Spor'un kadrosunda görmek istediği başka oyuncular da var. Bu oyunculardan bir tanesi Altınordu'dan Oğulcan Ülgün. Ben bu sezon çok takip ettiğim bu oyuncuyu. TFF 1. Lig'de Altınordu'nun orta sahasındaki görünmez asker oyunculardan bir tanesi. Yaşı da genç. Bu futbolcu Trabzonspor da istiyor. Kime giderse faydalı olur bu oyuncu belirtelim. İranlı kaleci e, Niazmant ile ilgili de e, bir ya da Niazmant mı demek lazım? Yani böyle İngilizce gibi okuyoruz ama doğulu neticede bu futbolcu. Niazmant'ın e, da Sivas Spor'da e, hala e, ismi devam ediyor bu oyuncunun transfer edilmesi konusunda. Fransız savunma oyuncusu Yasin Burhani ve İstanbul Spor'un stoperi Patrick Etogo e, konuşulan diğer oyuncular. Bakalım Sivas Spor bu oyunculardan hangilerini transfer etmeyi başaracak efendim haberlerimize tabii yer vereceğiz önümüzdeki günlerde.